Holdingi sadece profesyonel insanlara teslim edip ne Ar-Ge'siyle, araştırmasıyla, diğer yönlerinden araştırıp hayata geçireceğimiz çok şeyler var. Yani özellikle üretim, yani tarımda da üretim olabilir, makinede de üretim olabilir, madende de üretim olabilir. Yani üretim üzerine biz çok ciddi şeyler düşünüyoruz, yapacağız. Herkes memleketini elbette çok sever. Doğup büyüdüğü yerlerin anlamı bir başkadır. Orhan Sami Bey de onlardan biri. Muş, bizim dedelerimiz, babalarımız, efendim atalarımızın hepsi burada. Burada yatıyorlar, burada büyümüşler, burada kalmışlar. Biz de uzunca yıllar bu topraklarda yaşadık, suyunu içtik, efendim iltifat gördük. Dolayısıyla vefa borcumu ödemek zorunda hissediyorum. İstanbul'da çalışıyorum, kazanıyorum ama sosyal yatırım gayretlerini ve şeyini Muş'ta harcamak istiyorum. Yatırımlar birbirini izlemiş. Her şey Muş'un daha modern bir kent olabilmesi için. Muş Eğitim Vakfı Muş'ta önemli projeler gerçekleştiriyor. İşte bunlardan biri hemen arkamızda duruyor. Kız Öğrenci Yurdu. Bu yurdu hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz sizden hocam? Memnuniyetle. Biz sivil toplum örgütü olarak ilk göz ağrımız bu yurt oldu. Efendim yurtta arkadaşlar, büyüklerimiz acilen kız talebelerinin kalacağı yurt olmadığını, kendilerine yurt ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben de Muş'a geldiğimde buranın alınabilir olduğunu gördüm. Burası 5 katlı, ikişer daireden 10 dairelik bir apartman tarzındaydı. Satın aldık sahibinden. Buraya o zamanlar 60-70 tane talebe yerleştirdik. İçini organize ettik. Şimdi çevre düzenlemesini yaptık. Ve üniversiteye giden, dışarıdan gelen talebeler için bir sığınak oldu. Muş'ta hali hazırda yapımı devam eden Lale Camii'ndeyiz. Burası da bir sivil toplum girişimi olarak inşasına başlanan bir cami. Muş'umuzun içindeki camilerin hem alanı hem etrafının böyle binalarla kaplı olması nedeniyle bahçe ve çevre koşulları çok müsait değildi. Kalifer sistemi, ısıtma sistemi yok, sobalarla ısınıyordu. Geldiğimiz zaman da diğer illerde gördüğümüz şeyin memleketimizde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımla beraber burayı külliye haline çevirelim diye düşündük. Ve Muş Sevgi Kapısı projesi. Kapsamı büyük. Çocuklar, anneler ve genç kızlar için de anlamı bambaşka. Küçük bir adım, büyük hayallerin gerçekleşmesi için yol açmış. Muş'taki değişimin tetikleyicilerinden biri de hiç şüphesiz SODES projeleri. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. SODES, Güneydoğu ve Doğu illerindeki sosyal destek programı demek. Proje kapsamında Muş ilimizde biz 3 yıl içerisinde yaklaşık bir 100'e yakın projemiz var. Bu projeler spordan, kültürel aktivitelere, meslek edindirme kurslarından, işte sosyal itibakın sağlanmasına yönelik çalışmalara kadar birçok alanda projelerimiz var. Bugün olduğumuz projemiz Muş Sevgi Kapısı. Muş Sevgi Kapısı'nı Muş ilimizde göçle gelen, nüfusun çok yoğun olduğu ve dezavantajlı grupların çok fazla olduğu bir bölgede, yani Yeşilyurt Mahallesi'nde yaptık. Bu proje bizim ikinci yılımız. Projedeki temel esprimiz, insanlarımızın sosyalleşmesini sağlarken burada meslek edinmesini ve öğrenim çağındaki öğrencilerimizin de okullarına bir destek sunmayı amaçlayan entegre bir proje, komplike bir proje. Burada işte kayınvalideden geline, toruna kadar bütün yaş gruplarını bulmanız mümkün. Annelerimiz burada hem sosyalleşme açısından bir araya gelmelerinin yanı sıra işte becerilerini geliştiriyorlar. Çeşitli meslekleri edinme şansları var. Aynı zamanda buraya getirdiği çocuklarımızın da okul çağındaki öğrencilerimizin derslerine yardımcı olabilecek ünitelerimiz var burada. Bilgisayar sınıflarımız var. Burada internete girip ödevlerini çıkarma şansları var.
kendi ödevlerini takip etme, kütüphane hizmetlerinden faydalanma şanslarını yakalıyor. Daha küçük yaştaki çocuklarımızın ise burada kreş hizmetlerini sunuyoruz ki anne daha rahat edebilsin diye. Ve projemiz ilk başlarda biraz acaba diye bir soru işareti varken bugün çok yoğun bir katılım oldu. Artık sınıflarımız ve alanımız yetmemeye başladı. Şu an ne yapıyorsun sen desen? Arapça bir yazıya benziyor ama yani... Tuğra gibi bir şey yapıyorsun evet, galiba. Süslendiğinde daha güzel gözüküyor. Peki öğrenmesi kolay oldu mu? Ya başta ilk geldiğinde anlayamıyordum. Sonra öğretmen yardım etti. Hı-hı. Teşekkür ederiz ona bu arada. Çivi çakıyorum. Hı-hı. Ondan sonra çivi çaktıktan sonra da sarmaya başlıyorum. Sarmak ne? Böyle bir şey mi olmak? Hı-hı. Vurduktan sonra terle mi sarıyorsun? Evet. Peki bunun adı ne? Bu sanatın adı ne biliyor musun? Pilografi. Pilografi. Ne zaman öğrendin sen? Ben asıl geldiğimde zaten vardı şey. Ben geldiğimde ondan sonra hocam bana öğretti zaten. Sen ne zaman geldin buraya? Daha yeni geldim. Bir ay oldu evet. Mutlu musun? Evet. Ben Kasım'da başladım. 3 ayda bir zaten öğrencilerimi değiştiriyorum. Sürekli 25'er 30'ar gelip gidiyorlar. Beni de hiç bırakmıyorlar. Ben onları çok sevdiğim kadar inanıyorum ki onlar da beni çok seviyorlar. Peki sergi falan düşünüyor musun? Tabii. Projenin bitimine doğru sergimiz olacak. Evet, bugün hediye günü. Bu güzel kızlara cici cici hediyeler dağıtılacak değil mi Müdür? Evet, doğrudur. Bugün artık hasat günümüz. Hı-hı. Onların bir yıllık emeklerinin sonucunda karnelerini getirdiler. Başarı belgesi var, takdirlerimiz var. Onlar da sınıflarını geçtiler. Artık bugün dediğiniz gibi hediye günümüz. Çocuklar yeteneklerini geliştirirken aynı proje kapsamında anneler de unutulmamış. Projeyle beraber ailelerin her türlü dertleriyle ilgilenmekteyiz. Yani okulundan tutun, sağlık problemlerinden tutun, ailevi sorunlarından tutun ya da sosyal etkinliklerdeki yoksunluklarından tutun. Her türlü şeyle ilgilenmekteyiz. Çocuklarımızı, ailelerimizle özel görüşerek gerekiyorsa çocuklarımızı okula kaydedip işte proje kapsamında ekonomik destekler sunmaktayız. Yine anne babalara hani il müdürlüğümüz aracılığıyla nakdi yardımlar yapmaktayız. Yine proje sayesinde buraya gelen bayanlarımızı vakfa ve valiliğimize yönlendirmekteyiz. Onlara her türlü gıda, yiyecek yardımından tutun diğer yardımlara kadar hepsini sunmaktayız. Kimileri de ilmek ilmek hayallerini dokuyor. Hem para kazanıyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. Ne kadar zamandır geliyorsunuz? 6 aydır burada çalışıyorum. Çok... Halı dokumayı biliyor muydunuz önce? Hayır, burada öğrendim. Burada öğrendiniz? Evet, hocalarımız. Çok öğrenmişsiniz o zaman. Evet, hocalarımız öğrettiler. Çalışıyoruz, yapıyoruz işte yani. Eğleniyoruz, mutluyuz. Hayatın nasıl değişti bu sürede? Hayatım değişti. Ortam güzel yani bir kere. Ondan sonra böyle stres atıyoruz. Çok güzel. Ortamımız güzel. Arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz. Evde oturacağımıza hani hem meslek öğreniyoruz hem de stres atıyoruz. O yüzden güzel yani. Para kazanıyoruz. Hem para da kazanıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. İpliği dokuduğumuz zaman o an hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Her şeyi tamamen unutuyoruz. Dünyayı unutuyoruz. Evet. Yani. Çok güzel. Tabii stres atıyoruz. Bu arada ben bir şey daha öğrendim efendim. Nihal'le ilgili çok güzel bir sesi varmış. Evet. Öyle halı dokurken konser veriyor musun arkadaşlarım? Arada bir söylüyorum evet. Dinleyin derdimi dağlar söyleyin. O yerden bir haber verin öleyim. Vallahi vallahi öleyim. Billah billah öleyim. Vallahi vallahi. Sırada Muş yemekleri var ve karşınızda Halil İbrahim sofrası desek yeridir. Muş mutfağı güzel lezzetleriyle, zengin çeşitleriyle gerçekten ünlü bir mutfak. Bu yüzden de bahsetmeden geçmek olmaz. Şimdi yanımızda işletmeci Metin Aytemiş var ve önümüzde de tabii ki Muş'un birbirinden lezzetli yemekleri neler var masada? Masada bizim dağlarda yetişen özellikle organik olan burada gördüğünüz cağımız var. Bu cağ değil mi? Bu nedir? Bir bitki. Aslında. Bir bitki türüdür. Dağlarımızda yetişiyor. Bizim bu yöreye has olan bir yemek. İlk etapta mesela biz bu cağı haşlıyoruz. Haşladıktan sonra belli bir süre salamura olarak kalıyor. Salamuranın bu belli bir geçişinden sonra
Biz bunu alıyoruz haşlanmış suda. Yani normal suda haşlıyoruz, sıcak suda. Şu çok önemli. Buna kenger diyoruz. Bu da bizim bölgede yetişen, dağlarda yani has olan bir bitkimiz. Bunu da normalinde yapılış şekli, bunu toplayıp getiriyoruz. Bunun da aynı şekilde bir salamura süresi var. O salamura süresinden sonra biz bunu kullanmaya geçtiğimizde normalde bir soğanı güzel yağda kavuruyoruz. Yumurtayla bir de şimdi normal kendi otuyla karıştırıp fırına sunuyoruz. Evet, Muş'a gelirseniz özellikle kengeri, kenger mi kenger? Kenger. Kengeri öneriyorum. Hatta pide halini de yapıyorlar. Bu da çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda değil mi? Doğru. Özellikle de yanında ayran aşı çorbası varsa, çünkü Muş'un ayran aşı çorbası da çok meşhur. Burada ne var? Büryan. Büryan dediğimiz bu kuzu etinden yapılıyor. Normalinde bunun 3 metre, 3,5 metre derinliğinde bir kuyusu var. O kuyuda normalinde ateşi yakıyoruz. Ateş kıvamına geldikten sonra bunu gövde tamamıyla, gövdeyi sağ olarak içerisine indiriyoruz. Ve orada kendi halinde pişiyor. Peki bu masada tanıtacağımız bir de kavurma var değil mi? Bölgede sürekli tercih edilen bir yemektir. Yani bunun da yapılış şekli zaten etini önceden kuzu etinden oluyor. Onu etini doğruyoruz. Bir piştikten sonra normal kendi yağında pişiyor. Muş'ta deniz yok ama bölge halkının lezzetli balıklar yemesi için özenle balık üretimi yapılıyor. Deniz balığı güzeldir ama alabalığın tadı da bir başkadır, hele ki güzel pişirilirse. Şimdi Malazgirt yakınlarında bir alabalık tesisindeyiz. Yanımda tesisin sahibi Taner Kaplan var. Burada herhalde binlerce balık var değil mi? Evet, doğrudur. Burası aslen üretim çiftliğidir. Balığı burada üretiriz. Yavrunun bir kısmını kendi restoranımızda pişiririz. Büyüttükten sonra bir kısmını da dışarı pazarlarız. Peki alabalığı yetiştirmek zor mu, kolay mı? Bizim iklim şartlarında çok zor. Özellikle üretim zamanı kış ocak aylarına geldiği için hava eksi 30 derecedeyken balığın yumurtlama zamanı geldiğinde bizi beklemiyor. Biz ona uymak zorundayız. Soğuk havalarda bile üretim yapıyoruz. Soğuk havalarda tabii ki. Zor oluyor. Tabii çok soğuk havalarda zor oluyor. Sularımız çok soğuk. Alabalık da soğuk suyu seviyor. Sevdiği için de çok kaliteli balığımız oluyor. Buradakiler seviyorlar mı alabalığı? Böyle bir herhalde buranın en meşhur yemeklerinden biri değil mi? Gelip burada vallahi alabalık yemek. Şimdi 1999'da tesisi ilk kurdum da bölgede balık kültürü yoktu. Et kültürü daha ağır basıyordu. Yaklaşık 14 yıldır herhalde bölge halkının %70'i balık kültürüyle değişti. Muş'taki en önemli projelerden biri de Alparslan 2 Barajı. Evet, baraj inşaatına baktığında insan gerçekten çok heyecanlanıyor. Gördüğünüz gibi devasa bir inşaat alanı var burada. Alparslan 2 projesi için son yıllarda doğuda yapılan en büyük projelerden biri diyebiliriz. Zaten şantiyeye baktığınızda da bunu kolaylıkla anlıyorsunuz. Şantiye neredeyse bir şehir gibi. Tabii bu şantiyenin yöre halkına da büyük bir faydası olmuş, istihdam açısından önemli bir kaynak olmuş. Neredeyse şantiyenin %45'i yöre halkı tarafından çalışanlarla dolu. Biraz da teknik bilgilerden bahsedelim. Barajın gövde yüksekliği 116 metre olacak. Murat Nehri'ni bir kemer gibi saracak. 840 metrelik bir uzunluktan bahsediliyor. Hemen arkasında 54 kilometre karelik bir göl havzası oluşturulacak ve 280 megawattta kurulu güce sahip olacak. Alparslan 2 aslında bir enerji olarak şu anda faaliyet gösteriyorlar. Devlet Su İşleri'nin sulama projesi olacak. Bu hayata geçerse mevcut şu anda 10 bin hektar sulama alanlarımız var. Ama bu proje faaliyete geçtikten sonra yaklaşık olarak 76 bin civarı bir sulama alanı olacak. Aslında bu proje çok geç kalmış bir projedir. Gerçekten burada Murat Nehri'nin ve Karasu'nun ovamızın ortalama uzunluğu 80 kilometre, genişliği 20 kilometre
bir alanı vardır. Bu suyun burada boş akması ve inşallah diyoruz ki bu projenin sayesinde bütün yöredeki insanlarımız bayağı bir faydasını görecektir. Alparslan bir baraj projesi pek çok şeyi şimdiden değiştirmiş bile. Muş'taki önemli bir değişim de baraj gölünün kenarındaki yaşamlar. Burada köylerdeki hayatlar ciddi şekilde değişti bu gölün oluşumundan sonra. Ahmet abi, bu baraj gölü oluşmadan önce burası nasıldı? Bana burası çöl gibiydi. Herhangi bir mazarası yok idi. Efendim şimdi baraj gelmiş, her taraf güzelliklerle parlıyor. Sizin ev bu baraj gölünün alanında mıydı? Ortasındaydı, barajın ortasındaydı. Baraj geldiğinden biz bu arazimize çekildik. Evet, yaşantımız öyle devam ediliyor. Peki nasıl oldu? Böyle daha mı iyi oldu? Bir anlatın. Vallahi daha iyi oldu. Bence daha iyi oldu. Mazarası var, göl var, suyumuz bol. İçin özellikle hafta sonları önemli bir kaçış noktasındayız. Murat Nehri ve tarihi Murat Köprüsü burası. Biliyorsunuz Muş tarihi boyunca depremler ve sellerle yıkılmış. Dolayısıyla bugüne çok az tarihi eser ulaşabilmiş. İşte o nadir eserlerden bir tanesi tarihi Murat Köprüsü. 13. yüzyılla tarihleniyor. 190 metrelik bir boyu var. Murat Nehri'nin iki yakasını birleştiriyor. Yakın zamanda bir onarım